abimin yanına gittim ve benimle oynamasını istedim. Abim bana "Hayır, seninle oynamayacağım. Sevgilimle ilgilenmem gerek." dedi ve beni bırakıp o çirkin kızın yanına gitti. İnanamıyorum. Abim gerçekten benden daha çok o kızı seviyordu. Benim ne yapıp edip abimle o kızın arasını bozmam lazımdı. Eğer benim adım da Suudi ise abimle o kızı ayıracaktı ve abimi geri kazanacaktı. Hayatım, seni çok seviyorum. Bu yüzden sana bir şiir okumak istiyorum. Ay, ne kadar romantik. Evet, dinliyorum. Aşk bahçem. Çünkü sen çürüme yağmur oldun. Abi, abi, birlikte oyun oynayalım mı? Ya of ya, ben bıktım senin bu kız kardeşinden. Sürekli romantik anlarımızı bölüyor. Bir şey söyle şuna. Ya Suudi, şuradan yürüyüp git, daha da eve gelme, tamam mı? Aşkım, üzülme, sen bir daha gelmeyeceksin. Ben evlenme gideyim. Abim beni istemiyor artık. Bu ne ya böyle? Her şeye ağlıyor sümüklü. Merak etme hayatım. 2 dakika sonra susar. Hadi biz şiirimize devam edelim. Evet, hadi devam et. Şunlara bak ya. Bir de 2 dakikaya susar diyor ya. Gerçekten benden nefret ediyor. Ama ben abimle o kızı ayıracağım ve ne yapacağımı gerçekten çok iyi biliyorum. Ya sonunda şu eşek gibi alırağın kardeşin sustu. Gerçekten başımı şişirdi aşko. Ya onu boş ver. Hadi gel seninle bir romantik komedi filmi izleyelim. Abimle sevgilisini ayırmanın yolunu çok iyi biliyorum. İşte bu gördüğün uzunla. Bunu kurutma makinesinin içine dökeceğim. Abim de gelecek, bunu çalıştıracak. Her yeri onun olacak. Çünkü çok çirkin olacak. Abim çirkin olunca da o pislik kız da abimi terk edecek ve abim bana kalacak. İşte budur be Suudi, yaparsın. Şimdi planımı uygulama vakti. Abi! Ya aşko, kardeşin yine bir şey istiyor ya. Ya söyle başımın belası, ne istiyorsun gene? Abi, ben bu suyu içmek istiyorum ama içinde böcek var. Lütfen bana yardım et. Ya Mert ya, hiç şununla ilgilen ve hemen defolsun gitsin ya. Bıktım bu kızdan. Tamam ya, gel bakayım abim. Abi bak şurada. Hani nerede? İşte burada. Ne yaptın sen Suudi? Abicim gerçekten yanlışlıkla oldu. İstersen sana saç koyma makinesini getireyim de saçını güzelce bir kurut. Ben kendim alırım, istemez, tamam mı? Başımın belası. Ah, merhaba yenge. Iy, yenge mi? Böyle laflardır hiç hoşlanmam. Neyse, benle muhatap olma. Ben bu evde sadece abinle muhatabım. Merak etme, abimle de muhatap olamayacaksın çünkü çok çirkin olacak. Allah'ım yarabbim ya, şu tırtılı yüzünden başımıza iş çıktı. Neyse, saçımı hemen kurutayım da sevgilimin yanına gideyim. Aa, bu da ne böyle, ne oldu bana? Mert, hayatım iyi misin? Dur geliyorum. Dur hayatım, sakın gelme. Aa, bu halin de ne böyle? Nanik nanik. Aşkım ne oldu, yoksa artık beni beğenmiyor musun? Aşkım şey. Böyle daha güzel olmuşsun. Tatlı bir poğaça gibisin resmen. Bayıldım, bu tarz sana çok yakıştı. Acaba saçlarını beyaza mı boyatsak? Canım sevgilim benim. Anne. Hayır, olamaz. Bu niye ağlıyor şimdi? Herhalde ilgi çekmeye çalışıyor. Neyse, boş ver. Bence seni bir temizleyelim. Valla kafanda bir sürü un mu ne artık anlamadım. Bitlenirsin valla. Aa, tamam, hadi gel beni temizleyelim. Hadi. Tamam, sakin ol Suudi. Ağlamana hiç gerek yok. Başka bir plan düşünmem lazım. Kızlar ne sevmez, ne sevmez. Ağzı pis kokan erkekleri sevmez. Ne yapacağım biliyor musun? Soğanı böyle çikolatayla kaplayacağım. Böyle kalıp çikolata gibi olacak. Ve abim onu yiyecek. Ve ağzı iğrenç bir şekilde kokacak. Ve o kız da o kokuyu alınca abimi terk edecek. Ve abim gerçekten bana kalacak. Çok iyi bir fikir. O zaman hemen gidip yapayım. Ay benim ballı lokumum. Nasıl da güzel oldun ya. Taşların da ipek gibi oldu. Çok yakışmıştı o sana ama neyse. Boş ver. Böyle daha yakışıklısın. Abicim. Sana çok güzel bir abur cubur hediyem var. Görmek ister misin? Ya Mert, ben gerçekten bıktım ya. Seninle özel hiçbir zaman geçiremiyoruz. Temizleyemiyoruz. Şiir okuyamıyorsun. Kardeşin sürekli tepemizde ya, tamam mı? Ya o kız gider ya ben giderim, haberin olsun. Ay ay ay, sen gitme, tamam mı? O gitsin. Suudi git buradan, istemiyorsun ya. Ama abicim, ben bu minnacık ellerimle sana bu hediyeyi yaptım. Bunu gerçekten yemek istemiyor musun ya? Beni gerçekten sevmiyor musun? Aa, ben çıldıracağım ya. Mert, lütfen şunu ye, bak duygu sömürüsü yapıyor bir de. Şunu ye ki şu kız defolsun gitsin başımızdan. Biz de zaman geçirebilelim ya. Tamam hayatım, sen sakin ol, tamam mı? Olamıyorum, kardeşin dibimizdeyken olamıyorum. Tamam. Kardeşin sürekli dibimizde. Sakin ol, sakin.
açacağım. Başımın belası. Yine ne var ya? Gel abi gel gel. Bu niye de ağzın pis koksun? Abicim çok konuşma, düşünemeyim de. Kız arkadaşımla vakit geçireyim. Gülüm benim. Neyse ben yiyeyim şunu. Bu ne ya? Bu soğan. Ne oldu abi? Yaptığım hediyeyi beğenmedin mi? Sude, sen bunun içine soğan koymuşsun. Beni kandırdın. Şimdi kız arkadaşım yanında nasıl duracağım? Ağzım kokacak. Ben ne yapacağım? Amacım da buydu zaten abicim. Neyse sen kız arkadaşın yanına git de onunla biraz zaman geçir. Ben kaçtım. Seni yılan. Ay ben ne yapacağım ya? Sevgilim biz biraz uzakta duralım birbirimizden. Aa, nedenmiş o? Ben yanıma gelmeni istiyorum. Hadi gel, yarıda filmimiz kaldı, onu izleyelim. Hayır. Gelemem. Kesinlikle gelemem. Biz seninle bugün biraz birbirimizden uzak duralım hayatım. Aa, olur mu öyle şey? Sıktın ama. O zaman ben senin yanına geliyorum. Hayır sakın gelme. Aa! Ah Mert, ağlayınca ağzım bir pis koktu. Sen soğan mı yedin? Hayatım Ney Mert? Soğan mı yedin? Aşkım istemeden yedim. Vallahi bilmiyordum soğan olduğunu. Ben soğan kokan bir erkekle olamam, tamam mı? Şaka merak etme. Ne olacak hayatım? Hatta ben de bir ısırık alayım. Soğan da çok güzelmiş. Kokla beni. Artık ben de soğan kokuyorum. Yani soğan kokan bir çiftiz. Neyse boşver. Hadi gel filmimizi izleyelim. Yürü bakalım. Oley. Yok artık ya, şu kuzun yaptığına bak. Sevgilisi için soğan bile yedi ya. Benim daha çirkef olmam lazım. Bunları gerçekten ayırmam lazım. Düşün Suyde, düşün. Ne yapabilirim? Aha işte buldum. Kesin bunları ayıracak bir şey buldum. Aşkım sana bir soru soracağım. Eğer ben bir solucan olsaydım beni sever miydin? Uy, nasıl bir soru bu ya? Anladım. Sen solucan olsaydın beni sevmezdin. Hayır çok severdim. Gerçekten mi? Evet gerçekten. Ya maçın sevgili. Oley be, tamamladım. Photoshop'umu da bitirdim. Abimin yanına farklı bir kız koydum. Allah'ım çok zekiyim. Neyse şimdi bu planı uygulama zamanı. Bu fotoğrafı kime göstereceğim? Abimin sevgilisine göstereceğim. Abimin sevgilisi de bu fotoğrafı gördüğünde delirecek ve abimi terk etmek isteyecek. Çok iyi bir fikir. Yengeciğim. Ne? Yenge mi? Efendim yengesinin kuzusu. Aşkım bana bir su getirir misin ya? Çok dilim damağım kurudu. Hemen getiriyorum. 1. Ben senin yengen değilim. 2. Sana benimle muhatap olmaman gerektiğini kaç kez söyledim. Ne var ne istiyorsun, başımın belası. Yengeciğim ben seninle aramı düzeltmek istiyorum. O yüzden de sana bir fotoğraf göstermem lazım. Lütfen bakman lazım bu fotoğrafa. Ama ben seninle aramı düzeltmek istemiyorum. Hatta benden uzak ol istiyorum. Defol git istiyorum. Gelmeyeceğim ben hayatım. Hadi bak işine, rahat bırak bize. Tamam yengeciğim, gelmezsen gelme. Ha bu arada yanıma gelmezsen abimin senin arkamdan çevirdiği işleri göremezsin. Yengeciğim. Ne? Abim benim arkamdan bir işler mi çeviriyor? Ne çeviriyor olabilir ki? Ay şimdi merak ettim. İyi. Geleyim de göster başımın belası. Gel yengeciğim gel. Bu peçeti sana biraz sonra çok lazım olacak. Çünkü çok ağlayacaksın. Ay ne saçmalıyorsun sen be? Hadi yürü götür beni. Abin arkamdan ne işler çeviriyor öğrenmek istiyorum. Yürü. Hadi. Bak yengeciğim bak işte burada. Dur bir bakayım. İnanmıyorum. İşte bu kız abimin yeni sevgilisi. Bu kız da seni aldatıyor yengeciğim. Çok kötüyüm Mert, beni aldatıyor mu? Nasıl bana bunu yapar? Alacak herif. Gidip onu terk edeceğim. Gör o gününü. Tamam yengeciğim. Sen onu terk edebilirsin. Abim bana kalıyor. Oley. Aşkım nerede kaldın? Suyunu getirdim. Buradayım Mert. Ve çok kötü şeyler gördüm. Konuşmamız lazım. Aa, ne oldu? Ne mi oldu? Alçak herif. Bir de bilmemezlikten geliyor. Beni aldatıyormuşsun. Küçük kız kardeşin gösterdi. Başka bir kız vardı yanında. Bana bunu nasıl yaparsın? Ben senin için soğan yedim. Seni unlu halinde sevdim. Sen beni başka kızlarla aldatıyorsun. Hayatım ne saçmalıyorsun sen? Ben öyle şey yapar mıyım? Ben kalbimin üstüne senin adını yazdırdım. Bak sevgilim, sen ne gördüysen yanılmışsın sevgilim. Onlar sahtedir. Aramızı bozmak için yapmıştır kim yaptıysa. Ne? Sen benim adımı kalbinin üstüne dövmemi yaptırdın. Allah'ım bayılacağım mutlulukta. Hemen kızlara fotoğrafını atmam lazım. Yok atmayayım. Görmesinler benim sevgilimi. Ay çok mutlu oldum. Değil mi ya? Sen beni aldatmazsın ki. Onlar yalan dolandır. Neyse. Suyumu içeyim. Bana
bana bir rahatlama geldi. Neyse sevgilim, hadi filmimize devam edelim. Ne yaptıysam işe yaramadı ya. Of ya, gidiyorum ben. Mert yine kardeşini alıyor. Ben gerçekten dayanamıyorum. Gerçekten bıktım artık. Gidip ağzına bant yapıştırıp gelir misin? Aa, ne istiyorsun sen benden? Yani şey, öyle bir sustur dedim. Hani öyle mecaziydi bant ha, yani. Tamam. Gidip sustur gel. Tamam, o zaman kapısını kapatıp geliyorum. Tamam tamam. Of ya, ne yaparsam yapayım abimle sevgilisini ayıramadım ya. Ben abimi çok seviyorum. Sadece ben abimle oyun oynamak istiyorum ya. Sevgilisiyle zaman geçirmesini değil. Aa, kız kardeşim benimle zaman geçirmek istiyormuş. Ama ben sürekli kız arkadaşımla zaman geçirdiğim için de beni kıskanmış. Aa. Bu hayatta en çok istediğim şey abimin beni sevmesi. Abiciğim ben bunları bilmiyordum, vallahi bilmiyordum. Gel sana sarılayım. Bundan sonra hep seninle zaman geçireceğim, tamam mı? Kız arkadaşımla da az vakit geçiririm, seninle daha çok vakit geçiririm. Oley! Mert! Aşko nerede kaldın ya? Kapıyı kapatmak bu kadar zor mu? Allah Allah, ses de vermiyor. Ben gidip bir bakayım. Abicim benim, seni çok seviyorum. Bir daha asla yanından ayrılmayacağım. Abicim her zaman benim yanımda ol lütfen. Ben seni çok seviyorum. Merak etme abicim, her zaman olacağım. Mert, o uyuz kız kardeşini bırakıp hemen yanıma gel. 2 saattir bekliyorum ya. Hayır abicim, o kızın yanına gitme. Tamam merak etme, yarım saat burada kalacağım. Kız arkadaşım, ben burada birazcık zaman geçireceğim kız kardeşimle. Sen git salonda tek başına birazcık film izle. Ne? Sen bu küçük kız kardeşini bana mı tercih ediyorsun Mert Sarı? Onunla zaman geçireceksin. Ben yalnız kalacağım. Yok öyle. Diğer bölümde var ya, şu küçük ucubenin o 2 saçını yolacağım, onu mahvedeceğim. Arkadaşlar bu tarz videoları seviyorsanız ekrandaki videoları izleyebilirsiniz. Ve bizi daha yakından takip etmek için zile basıp bildirimleri açabilirsiniz. Böylece videolardan eksiz haberdar olursunuz. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.